Herkese merhaba. Yeni bir Think Talks'ta hep birlikteyiz. Ee, bayram nedeniyle bir ara vermiştik. Şimdi e, 19 Mayıs'ı bu anlamlı bayramımızda kutladık ve geride bıraktık. Tekrardan kutluyorum. E, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız. E, kutlu olsun e, sevgili gençler, e, değerli öğretmenlerim, bizi izleyecek olan velilerimiz. E, bildiğiniz gibi geçen hafta haftada e, etkinliklerle dolu geçti. Bu hafta yine aynı şekilde e-spor tarafında yapmış olduğumuz etkinlikler var. Satranç turnuvamızı düzenledik. E bugün bunların üzerine tabii çok kıymetli bir konuğumuz var. Ben herkesi tekrar selamladıktan sonra konuğumuzu takdim etmek istiyorum size. E, Sayın Mehmet Emin Bars Bey. E, Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Tekrardan Tink ailesiyle bir arada olmak çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız için sizinle geçen sene bir araya gelmiştik. Çeşitli konularda iş birliklerimiz var. Biz sizi kendimize yakın görüyoruz. Sağ olun verdiğiniz destekler için de bu süreçlerde. Ben değerli izleyicilerimize kısaca Mehmet Bey'den de bahsedeyim. Kısa Künye okuyacağım. İkinci dan seviyesinde Go oyuncusu ve İstanbul Go Okulu kurucusu ve eğitmeni aynı zamanda. E, aktif olarak çocuklara ve kurumlara yönelik olarak Go ve strateji eğitimleri e, düzenlemekte İstanbul Go Okulu e, ve aynı zamanda e, Go ve Strateji Derneği kurucu başkanı Mehmet Bey. Galatasaray Üniversitesi endüstri mühendisliği mezunu Betül Kanbolat ile birlikte Beta Kids yayınlarından yayınlanan Go Go Ego çocuk hikaye kitabının yazarlığını aynı zamanda Mehmet Bey işlenmiş durumda. E Mehmet Bey Go ve oyunu üzerine yazdığı yazılar tabii Türk Beyin Takımı'nın Akıl Oyunları dergisinde, Türkiye Zeka Vakfı'nın Oyun dergisinde, Haber Türk editoryal sayfalarında ve Go dergisinde yayınlanmış. Çeşitli mecralarda röportaj ve yazıları da yayınlanmış Mehmet Bey. Mehmet Bey çok kıymetli işler yapıyor. Gençlere, bizlere dokunacak birçok şey anlatacaktır. E ben de konuşmayı seviyorum ama burada çok kısa keseceğim ve Mehmet Bey size tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sizin bir sunumunuz var. Dilerseniz evet. sunumunuzla birlikte e, varsa benim sizinle ilgili aktarmadığım atladığım bir konu varsa da paylaşırsanız ben e, sözü, sahneyi size bırakıyorum efendim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ee, e, ben de tekrar memnunum burada sizlerle bir arada olmaktan. Bugün kısa bir sürede benim üzerine çalıştığım Go oyununu sizlere anlatmaya çalışacağım. Öğrencilere, velilere, dinleyen herkese. Umarım e, güzel bir iz bırakırız. Bir Bilgi aktarımı olur. Güzel bilgi aktarımı. Sunum üzerinden gideceğim. O yüzden ekran paylaşımına geçiyorum. Tabii buyurun. Hı hı. Şimdi ayarlarımı yapayım. Evet geldi Mehmet Bey. Evet, tamam. Tamam. Şimdi Go dünyanın en eski, en basit ve en karmaşık oyunu. İkisi birden nasıl olabiliyor? Yani hem basit hem karmaşık nasıl olabiliyor? Onu sunum içinde size anlatmaya çalışacağım. Çok fazla video kullanmadan görseller üzerinden anlatmak niyetim. Yayında bir problem olmaması için. Go nasıl bir oyun? Şans öyesi içermeyen açık bilgili bir oyun. Siyah beyaz saçlarla sırayla oynanan klasik bir strateji oyunu. Satranç, dama, mangala gibi oyunlarla aynı kümenin içinde. Mesela tavla bizim geleneksel oyunumuz. Şans süresi içeren bir oyun yapısı olarak aynı zamanda strateji, hesaplama becerileri de gerektiriyor ama oyunun içinde yapısal olarak şans süresi var. Bazı oyunlar özellikle mesela kağıt oyunları kapalı bilgili oyunlardır. Yani oyunla ilgili bazı bilgiler oyunculardan bazılarına kapalıdır ama Go'da, satrançta her şey apaçık ortadadır ve oyunda yapısal olarak bir şans yoktur. Ama rakibiniz o gün uykusuzdur, canı sıkılmıştır. Dolayısıyla iyi konsantre olamaz, iyi dikkatini veremez. O insani bir şans faktörü. Oyunun kendi içindeki şanstan bahsediyoruz. Bunu bu oyunlarla aynı kümede olmakla birlikte oyunun amacını ve kurallarına geçtiğimizde oldukça farklılaşıyor. Go'da iki şekilde puan kazanabiliyorsunuz. Alan çevreleyerek <laughs> ya da rakip taşları çevreleyerek oyunun sonunda Rakipten biraz daha fazla bölgeyi alanı ele geçiren oyunu kazanmış oluyor. Bu klasik bir oyun tahtası. 19 dikey, 19 yatay çizgisi var. Boşluklardan değil çizgilerden bahsettim. Çünkü Go'da taşlar kesişim noktalarına konuluyor. Dolayısıyla bizim koordinatlarımız, koordinatlarımızı belirleyen çizgiler, çizgilerin kesişim noktası. Orijinal Go tahtasında 361 nokta var. Yani oldukça büyük bir oyun alanı daha küçük tahtalar var. Bunlar eğitim amacıyla kullanılıyor. Bugün burada Go nasıl oynanırı tam olarak anlatamayacağım. Süremiz sınırlı ama en azından neden uzak doğular bu oyuna önem veriyorlar? Oyunun kültürü, arka planı nedir? Onu anlatmak için vakit ayırıyorum. Sunum sonunda bazı iletişim bilgilerini de paylaşacağım. İlgilenenler bize ulaşabilirler. Ayrıca Tink'te de bazı Go oyuncuları var. Onlarla da ilgili bilgileri Tink'ten öğrenciler bana ulaşırsa paylaşabilirim. Nihayetinde bu bir oyun. E, herhangi bir oyun örnek olarak bu tahtada gösterilmiş ama her oyun farklı bir şekilde gelişiyor tabii. Bir oyun bir diğerine benzemiyor. Bu sadece fikri vermesi için örnek bir oyun dizilimi, siyah beyaz taşlar, kesişim noktalarında ve bitmek üzere olan bir oyun. Şimdi bu bir oyun olduğu kadar aynı zamanda bir kültür, bir gelenek. Bir oyuncusunun mütevazi, kibar ve incelikli olması bekleniyor. Teknik olarak ne kadar güçlü bir oyuncu olursanız olun bazı inceliklere sahip değilsiniz. Çok fazla saygı görmeyebilirsiniz. Yani aynı zamanda duruşunuzla, davranışlarınızla da örnek bir Go oyuncusu olmanız bekleniyor. Bakın mesela fotoğrafta e, eski bir usta Go oyuncusu var sağda, Taşı tutuş şekli, geleneksel tutuş şekli. Taşı nasıl tuttuğunuzdan, tahtaya nasıl yaklaşacağınıza, rakibinizi nasıl selamlayacağınıza kadar birçok ritüeli, geleneği de olan bir oyun. Tabii yeni başlayan birisinin bunların hepsini uygulaması beklenmiyor. Önemli olan e, buradaki e, kibar ve incelikli duruş asıl hikaye burada aslında. Go kelimesi nereden geliyor? İngilizce Go kelimesi tabii aklımıza geliyor hemen. Ama burada sadece bir ses benzerliği var. Go kelimesi Japonların Ego kelimesinden geliyor. Çevreleme oyunu anlamına sahip bu. Sol alttaki karakter de Go kanjisi. Japon yazı karakteri Go anlamına geliyor. Bu simgeyi bir kitapta bir kutunun üzerinde gördüğünüzde o kitap ya da kutu, kutu oyunu Go ile ilgilidir muhtemelen. Peki neden Japonca Go kelimesi, Igo kelimesinden geliyor? Çünkü batılılar bu oyunu ağırlıklı olarak Japonlardan ve Japon oyun kurallarıyla öğrenmişler ama Japonya kadar oyunun yaygın oynandığı diğer ülkeler Çin'de Çince'de oyunun adı weichi, Kore'de Korece'de oyunun adı Baduk. Bu kelimelerle de oyun karşımıza çıkabiliyor. Oyunun nasıl ortaya ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. En ünlü rivayete göre Çin imparatoru Kral Yao oğlu Tan zekasını geliştirmek amacıyla bu oyunu icat ettirmiş. Yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olduğu iddia ediliyor. 2500 yıllık mezar kazıları var. Go tahtaları çıkıyor içlerinden. Yani en az 2500 yıllık ama üst limit olarak ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi yok. Biraz böyle sisli bir doğuş hikayesi var Go'nun. Go ile ilgili ilginç bazı öyküler var. Bu tahta baskı tahta baskı resmi General Kuan Yu'yu yu anlatıyor. General Kuan so sağ elinden ameliyat olurken sol eliyle Go oynuyor. Bu çok eski bir hikaye, ünlü bir hikaye. Dolayısıyla bu tahta baskı resme de konu olmuş. Neden ameliyat olurken Go oynuyor? Çünkü bir çeşit meditasyon haline geçiyor Go oyuncusu. Gerçekten kendini oyuna verdiğinde üst seviyelerde. Ve dış dünyadaki acılarını, dertlerini unutabiliyor. Genel Kuan Yu da ameliyatın acısını, kolundaki acıyı hissetmemek için tüm dikkatini oyuna vermiş. Diğer eliyle Go oynamakta. Bir başka Japon tahta baskı resmi. Çinli asil kadınları Go oynarken resmi diyor. Eski Çin'de resim, müzik ve kaligrafi ile birlikte Go asil bir bireyden beklenen dört temel beceriden birisi. Burada da Japonca yazılmış kısa, kısa bir şiiri paylaşıyorum sizinle. Uzun şiirler, romanlar, birçok edebi eserler var Go'dan bahseden ama burada en kısa olanını getirdim. Sadece bir oyun diyerek başladılar oynamaya. Evet dün başlamışlardı. Sağda yaşlı adamları görüyorsunuz. Bir tahtanın başında toplanmışlar. Go oynuyorlar, izliyorlar. Şimdi içinizden bir tahminde bulunmanızı rica ediyorum. Kaç yaşında olabilir bu yaşlı beyefendiler? Bunlar ölümsüzler arkadaşlar. Sıklıkla ölümsüzler Go oynarken resmediliyorlar. Sonsuza kadar sıkılmadan, tüketmeden ne yapabiliriz sorusuna en yakışan cevap muhtemelen Go olduğu için. Bugün uzak doğuda Go en çok Japonya, Kore ve Çin'de yaygın. Japonya ve Kore'de 24 saat yayın yapan televizyon kanalları var. Gecenin üçünde bile açsanız bir tekrar yayın da olsa, orijinal yayın da olsa ya bir Go maçı izliyorsunuz ya bir Go dersi ya bir röportaj mutlaka Go ile ilgili 24 saat yapan televizyon kanalı var. Kore'de Myongji Üniversitesi'nde 4 yıllık Go bölümü var. Yüksek lisans programı da var. Ülkemizden oraya gidip bu programa katılan arkadaşlarımız oldu. Özellikle OTTÜ'den arkadaşlarımız oldu. Ve bugün dünya üzerinde aktif 50 milyon Go oyuncusu olduğu tahmin ediliyor. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Chopstick denen yemek çubukları, Çin çubuklarıyla dünyanın yaklaşık üçte biri yemek yiyor. Ama biz işte Japon restoranına, Çin restoranına gitmediğimiz sürece etrafımızda yemek çubuklarıyla yemek yiyen kimse görmüyoruz. Ama biz etrafımızda görmesek de bugün dünyanın büyük bir kısmı yemek çubuklarıyla yemek yiyor. Yani biz etrafımızda çok fazla goyu görmüyor olabiliriz. Türkiye'de de oynanıyor ama çok yaygın değil. Ancak dünya geneline baktığımızda en çok oynanan strateji oyunlarından birisi. Bu birkaç yüzyıldır böyle açıkçası. Bu Kore'deki Baduk TV'nin stüdyosundan, yayınlarından bazı kareler. Ve bugün Uzak Doğu'da usta oyuncular için önemli turnuvalar düzenleniyor. Bizim de bildiğimiz Samsung, LG, Fujitsu gibi markaların da sponsor olduğu turnuvalar bunlar. Bu turnuvalarda üst düzey oyuncular ciddi ödüllere sahip olabiliyorlar. Yani üst seviyede bir Go oyuncuysanız ülkenizde hem prestijli, repütasyonu yüksek bir isimsiniz hem de ciddi bir gelir elde edebiliyorsunuz kariyerinizin bir kısmına kadar mücadele ediyorsunuz aktif bir sporcu olarak bir süre sonra da eğitmen ya da yorumcu olarak devam ediyorsunuz. Biraz profesyonel spor sporcuların kariyerine benzetebilirsiniz bu anlamda. Usta oyuncunun maçı yakından takip ediliyor basın tarafından. Bu benim Seul'de merkezde bir parkta çektiğim fotoğraf. Orta yaş ve üstünün buluştuğu bir parktı. Bir çeşit emeklerin go oynadığı bir parktı. 7'den 70'e herkesi Go oynarken görebiliyorsunuz uzak doğuda ama bu park böyle orijinal bir oyun alanıydı. Küçükler ve büyükler her çeşit değerli ya da daha basit ekipmanlarla bir araya gelebiliyorlar. Daha başına çıksanız bile iki Go oyuncusu karşınıza çıkabilir uzak doğuda. Düğün fotoğrafçılığında böyle poz veren çiftler olabilir. Seul'de Araçsız Sokaklar Festivali'nde mesela Kore'de bir rekor denemesi yapılmış ve bin simultane oyun aynı anda oynanmış. 2016 yılında. Uzakdoğu'da Go hayatın her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Eğitimde, hobi alanında, sosyal alanlarda, sokaklarda, okullar arası bir turnuva görüyoruz burada. Bu mesela dev Go taşlarıyla düzenlenen bir müsabaka. Tabii biraz eğlence şov amacıyla da yapılmış bir etkinlik. Siyah ve beyaz renkleri temsil eden okulların öğrencileri taşların hamle yapılacağı noktaya götürüp koyuyorlar. Biraz ilice büyükçe taşlar ve Seol'de gençler için düzenlenen bir turnuva biraz böyle bilgisayar grafiğine de benziyor. Go'nun ruhuna uygun bir şekilde temiz, düzgün, disiplinli bir şekilde organize edilmiş. Uzak Doğu'da ayrıca go ile ilgili birçok film var. Bunlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bu bir manga ve anime serisi Ikaru Ikarinogo. ...bir çeşit çizgi film diyebiliriz, uzak doğu tarzı. Bilenleriniz mutlaka vardır, özel ilgi olanlar da vardır. Uzak doğuda çizgi romanlar, çizgi filmler sadece çocuklar ya da gençler için değil... ...herkes için düzenleniyor, yayınlanıyor, hazırlanıyor. Ve yetişkinler de bunları takip ediyorlar. Hikaru no Go, Hikaru'nun no Go'su anlamına gelen bu manga ve anime serisi... ...Türkçe altyazılı olarak da izlenebiliyor. Japon Go Federasyonu desteğiyle de yayınlanmış, oldukça başarılı bir anime... Genç bir go oyuncusunun go ile tanışma ve kendini geliştirme serüvenini anlatıyor. Hiç go'yu bilmeden de keyifle izleyebileceğiniz ödüllü bir sanat eseri. Ama aynı zamanda go ile ilgili son derece gerçekçi bilgiler var. Çünkü Japon Go Federasyonu desteğiyle hazırlanmış. Yani içi doldurulurken oldukça özen gösterilmiş ve eğitsel bir tarafı var. Tavsiye ederim bu alana go'ya ya da animelere ilgi duyan arkadaşlara animeden bazı görseller görüyorsunuz. Taş tutuş şekilleri yine geleneklere, ritüelleri uygun. Popüler kültürde de Go karşımıza çıkabiliyor. Ünlü matematikçi John Nash'i Russell Crowe'un canlandırdığı akıl oyunları filmi var mesela. Bazılarımız orada Russell Crowe'u üniversitenin bahçesinde arkadaşıyla Go oynarken gördüler. Yani John Nash'i aslında. Oradan hatırlayanlar olabilir. Bugün Sinemada izleye, izleyebileceğimiz bazı aksiyon filmleri, bazı belgeseller, festivallerden ödül almış filmler var. Özellikle AlphaGo'yu, yapay zeka ve Usta Go oyuncunun mücadelesini anlatan bu belgeseli tavsiye ederim. Hem yapay zekanın gelişimiyle ilgili oldukça keyifli bir belgesel, hem içinde insan hikayeleri ve tabii ki Go var. 2016 yılındaki tarihi seri tarihi karşılaşmayı anlatıyor. YouTube'da bulabilirsiniz bu alana ilgi gösterenler mutlaka izlemeliler. Go oyuncusu, Go ustası, Nobel ödüllü Japon yazar Kawabata'nın romanı ve Travenya'nın Shibumi romanı. Bir aksiyon romanı ama aynı zamanda baş karakter Nikolay Hel bir Go oyuncusu. Oldukça sürükleyici bir roman Shibumi. Aranızda lisedesiniz okuyanlar olabilir. Go ustası daha küçük ama daha ağır ilerleyen. Usta bir Go oyuncusunun kariyerinin son ünvan maçını anlatan bir kitap. Bu ünvan maçı gerçek bir maç yani gerçek hayattaki bir hikayeyi anlatıyor. Bir yıldan uzun sürüyor. Bunun nedeni usta Go oyuncusunun zaman zaman hastalanıp maçlara ara verilmiş olması ama toplamda oturum sürelerinin 40'ar saatten fazla olduğu çok uzun bir Go maçını anlatıyor Go ustası kitabı. Peki, Go'nun basitliği, ta taşları siyah ve beyaz oldukça basit, kağıt üzerinde, üzerinde kuralları da basit. Yani Materyalleri, malzemeleri, kuralları basit bir oyundan bahsediyoruz. Zorluğu nereden geliyor? Sunumun başında bahsettiğimiz zorluğu. Bilinen evrendeki atom sayısı 10 üzeri 90 olarak ifade ediliyor. Bu muazzam bir rakam. Yani onun birinin yanında 90 tane sıfır. E, telaffuz edemeyeceğimiz büyüklükte bir rakam. Sözlü olarak. Satranç oyunu da oynanabilecek oyun sayısı 10 üzeri 50. Go oyununda oynanabilecek oyun sayısı ise 10 üzeri 567. Go'nun çok karmaşık bir oyun olmasının nedeni bu kadar fazla olasılık içermesi. Bu çok önemli sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bunlara geleceğiz. Bunlardan bir tanesi her bir Go oyunun bir diğerinden farklı olması. Rivayete göre yani hesaplamalara göre aslında rivayet değil de tahminlere göre tarihte bir Go oyunu iki kez tekrar oynanmamıştır. Yani hiçbir Go oyunu kendini tekrar etmemiştir. Yani tesadüfen 100 yıl önce Çin'de oynanmış oyunla dün internette oynanmış binlerce oyundan birisinin aynı olma olasılığı sıfıra yakın. Neredeyse imkansız. Bu da çok fazla olası Go oyununun mümkün olmasından kaynaklanıyor. Bu da oyun karmaşıklığı ile ilgili şöyle bir durum ortaya çıkarıyor. Çözülmüş bazı oyunlar var. Sos Dama gibi. İnsanlar ya da bilgisayarlar bu oyunlardaki bütün olasılıkları hesap edebiliyorlar. Hakim olabiliyorlar satranç oyunundaki bütün olasılıklar hesaplanmış değil, kısmen çözülmüş bir oyun satranç. Oyun sonu pozisyonlardan geriye doğru giderek bazı çıkarımlar yapılabiliyor. Hiç çözülememiş bir oyunsa Go oyunu. Go oyunu ne bilgisayarlar ne insanlar tarafından bütün olasılıkların hesaplanamadığı, mükemmel oyunun, perfect play'in ortaya konamadığı bir oyun. Mesela Sosta, Sos yapanın kazandığı bir oyun. Bilenleriniz vardır. İlk başlayan kişi eğer oyunu iyi çalışmışsa olasılıklarını, perfect game'i biliyorsa mutlaka kazanıyor. Ama Go'da böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bundan dolayı 97 yılında bilgisayarların satrançtaki başarısını uzun yıllar Go'da erişilemedi. 97 yılında IBM'e ait Deep Blue adlı süper bilgisayar dünya satranç şampiyonu Gary Kasparov'u yenmişti. Bu hem yapay zekanın tarihinde hem de oyunların tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Go'da ise bilgisayarlar insanı yenemez idi. Ama biz bu slaytı artık kullanamıyoruz. Bu başarının yani bu döneme için 2020 yıl 2020'lerin sonlarında dönülmesi tahmin ediliyordu. Dönüleceği tahmin ediliyordu. Ama beklenenden çok daha erken bir tarihte Google'ın satın aldığı DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo yazılımı tarihte ilk defa usta bir Go oyuncusunu yenmeyi başardı. Go çok daha fazla olasılık içeren, çok daha karmaşık bir oyun olduğu için insanın hala sezgileriyle bilgisayardan daha iyi olduğu bir oyun olarak kala gelmişti ama bu döneme işte 2016 yılında aşıldı ve Nisan ayında Bilim ve Teknik Dergisi'nin kapağında Go oyunu vardı ve 2016 yılının en önemli bilimsel gelişmeleri anketinde Science dergisinin internetten düzenlediği ankette de ilk 5 arasında yine yapay zekanın Go'ya karşı bu önemli başarısı yer aldı. Bu deep learning, machine learning teknolojilerinin sayesinde gerçekleşmiş bir başarı. Dolayısıyla yeni nesil yapay zeka teknolojilerinin nasıl beklenenden daha hızlı bir şekilde hayatımıza dahil olacağını da önemli bir ipucu. Peki Go'nun faydaları neler? Bir Go oyuncusu bununla ilgili çok fazla deneyimini aktarabilir ama biz kişisel e, yorumlardan ziyade biraz daha bilimsel araştırmalardan bahsedelim. Neuroimaj dergisinin Ağustos 2010 sayısında yayınlanmış bir makale var. Burada Lee ve meslektaşları usta Go oyuncularının ve kontrol grubundaki sıradan Go oynamayan insanların beyinlerin fMRI taramalarını alıyorlar ve birbirleriyle kıyaslıyorlar. Usta beynin beyaz dokusunun dikkat odaklama, güncel bellek, idari fonksiyonlar ve problem çözme ile ilgili kısımlarında büyüme görüldüğü ifade ediliyor. Burada kaynakta paylaştım ama bu bilimsel makaleye ulaşmak isteyen arkadaşlar benden rica edebilirler. Kendileri de paylaşabilirim. Takdir edersiniz ki bunlar hem okul hayatında hem iş hayatında hem gündelik hayatta çok önemli olan beceriler. Özellikle dikkat. Son dönemde dijital cihazların ve uygulamaların hayatımızda daha fazla yer almasıyla birlikte bizim için bir problem haline geldi. Çünkü dikkatimizi çok fazla dağıtan uyaran var ve bu da bir konuya, bir projeye, bir ödeve, bir sınava, bir toplantıya, bir kitaba odaklanıp e, deep dip e, yani yoğun bir çalışma gerçekleştirmemizi başarıyorlar. Birçok uzman bu alanda yeni neslin, yeni e, dönemin bu yoğun çalışmayı yani zayıf, dikkatin gevşek olduğu uzun süreli çalışmaktan ziyade dikkatin yoğunlaştırılmış, belki de daha kısa süreli çalışmayı başarabilen insanlara ait olacağını, bu insanların yeni yüzyılda öne çıkacaklarını söylüyorlar. Bu anlamda Go bizi çok ciddi bir şekilde eğitiyor. Kore'de yapılmış çocuklarla bir başka araştırmada kısa süreli ve uzun süreli dikkat skorlarında önemli bir gelişme olduğunu Go oynayan kişilerde oynamayan kişilere göre bize anlatıyor. Peki bu sunumu kapatmadan önce toparlayalım. Go liderlik becerileriyle nasıl bir ilişkiye sahip? Hangi liderlik becerilerini bize kazandırıyor? Go belirsizlikle mücadele edebilme ve esneklik gösterilme becerisini bizlere kazandırıyor. Go'da çok fazla olasılık var. Dolayısıyla ben mükemmel bir şekilde oynayacağım, planımı yapacağım ve rakibim ne yaparsa yapsın o yolda yürüyeceğim diyemiyorsunuz. Çok fazla olasılık olduğu için oyunun akışı içerisinde rakibinizin hamlelerine göre oyun çok farklı yönlerde gelişebiliyor. Bunların hepsini öngörebilip hepsini hesaplamanız mümkün değil. Bir çeşit belirsizliğin içine doğru hareket ediyorsunuz Go'da. Bu hayatta da böyledir aslında. Hayatta bazı şeyleri kontrol edebiliriz, planlar yapabiliriz. Ama kontrol edemediğimiz pek çok şey bizim dışımızda gerçekleşir ve bunlara adapte olmaya, bunlara göre mevcut planlarımızı, pozisyonumuzu revize etmeye çalışırız. Dolayısıyla Go oyuncusu da gerçek hayatta insan da belirsizlikle en iyi şekilde mücadele etmeye ve duruşunu, planlarını mevcut güncellenen koşullara yani en son yapılan hamleye göre revize edebilme becerisine sahip olmalılar. Go bu anlamda oyuncuyu çok ciddi şekilde eğitiyor. Tabii ki strateji geliştirme becerisi yani belli bir amaca hangi araçlarla nasıl ulaşabiliriz, nasıl bir yol izlemeliyiz. Bunun için kısa vadeli uzun vadeli Önceliklerimiz, planlarımız neler olmalı? bir e, Strateji geliştirme becerisi liderde olmazsa olmaz bir beceridir. Go strateji oyunlarının en karmaşığı olarak bu anlamda kişinin alabileceği en yoğun, en e, en e, iddialı eğitim diyebiliriz. Go oyuncuları öğrenmeye ve değişmeye açıktırlar. Yüzyıllardır Go oynanır. Go üzerine ciltlerce ansiklopediler, kitaplar oyun yorumları vardır ama buna rağmen Go üst seviyelerde sürekli güncellenir, revize edilir, yeni yaklaşımlar denenir. Çünkü bir insan için neredeyse sonsuz sayılabilecek, sonlu aslında ama o kadar büyük bir rakamdan bahsediyoruz ki pratikte sonsuz bir e, hamleler havuz denizinde yüzüyorsunuz bir yerde, okyanusunda yüzüyorsunuz. Dolayısıyla sürekli kendinizi geliştirebilmeniz, update edebilmeniz, öğrenmeye açık olmanız gerekiyor. Yani ben bu işi çok iyi biliyorum, ben oldum diyemiyorsunuz Go'da her zaman. Go oyuncularına baktığınızda hemen hemen hepsinde bu anlamda öğrenmeye açık bir tutum ve tevazu görürsünüz. Çünkü oyun oyuncuları oldukça bu anlamda terbiye etmiştir. Sürekli kendilerini geliştirmeye, hatalarını düzeltmeye ve yeni yaklaşımlara açılmak için doğru tercihleri doğru zamanda yapabilme. Şimdi burada doğru tercih ve vazgeçebilme becerisini aynı anda kullanmak istiyorum. Aslında hayatta da Go'da da bir hamle yaparken başka birçok hamleyi yapmayız. Buna iş dünyasında alternatif maliyet denir. Alternatif maliyet dünyanın hayatın her zamanında bizlerle olur. Biz bir iş yapmayı seçtiğimizde başka bir iş yapmamayı seçeriz. Bir şirket bir alana yatırım yaptığında kaynaklarını yatırım yapabileceği başka alanlara kullanmamayı seçmiştir aslında. Ya da siz film izlediğinizde ya da bir kitap okuduğunuzda bisiklete binmemeyi, arkadaşınıza görüşmemeyi ya da uyumamayı tercih etmişsinizdir. Dolayısıyla yapılabilecek birçok tercih arasından en doğrusunu seçebilme ve diğerlerinden vazgeçebilmek çok önemli bir beceridir. Bu e, seçim yapabilme becerisi bizi belli bir yolda aslında istesek de istemesek de geliştirir. Belli bir kulvara girmemize neden olur. Bu anlamda go oyuncuları her hamlenin ne kadar önemli olduğunu, her tercihin ne kadar önemli olduğunu ve bir şeylerden vazgeçmeleri gerektiğini bilirler ve bunun ne zaman yapılması gerektiği de çok önemlidir. Go'nun içine girdiğinizde göreceksiniz ki bir stratejiyi, bir planı ne zaman uygulamaya koyduğunuz onun doğru olup olmaması kadar önemlidir. Fazla aceleci ya da fazla geç kalırsanız zarara uğrayabilirsiniz. Doğru, dolayısıyla hayatta da sabır çok önemlidir. Aynı zamanda geç kalmamak, doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmek çok önemlidir. Bu anlamda Go oynamak, Go üzerine çalışmak bizlere birçok liderlik becerisi kazandırır. Bir şirkette, bir kurumda, bir STK'da, kendi arkadaş çevrenizde lider olabilirsiniz. Ama kişinin kendi başına, kendisiyle mücadelesinde bile aslında bu liderlik becerileri illaki bir toplulukla ilgili olmasa bile oldukça önemli. Yani ben e, daha mütevazi ya da daha bireysel bir yaşam tarzı seçiyorum deseniz bile buradaki tüm beceriler aslında her bireyin sahip olması gereken beceriler. Bill Gates bununla ilgili otobiyografisinde yani bununla ilişkilendirebileceğimiz şöyle bir söz söylemiş. Küçükken dünyanın en iyi go oyuncusu olmak isterdim diye. Bill Gates'in akıl oyunlarına olan, zeka strateji oyunlarına olan ilgisi biraz Televizyonlara, sosyal medyada yansımış olan bir konu. Popüler bir bilgiyle bitirmek istiyorum. Atari kelimesini birçoğunuz duymuşsunuzdur. Ateri kelimesi Go'dan geliyor. Şöyle ki, Go oyununu geliştiren Nolan Bushnell ve ekibi Go oynayan bir ekip ve 70'li yılların sonunda bugünkü PlayStation atası sayılabilecek Atari oyun konsolunu geliştirirken bu oyun konsoluna isim olarak Go'dan bir kelimeyi tercih ediyorlar. Atari kelimesini tercih ediyorlar. Ateri kelimesi Go'da tek nefesi olan grup anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim gündelik hayatımızda işte oyun cihazları ile ilgili duyduğunuz marka adı olan Ateri aslında Go'da bir terim. Go'dan gelen bir kelime. Bitirirken Zhang Yungi, bir Go oyuncusu olması gereken nitelikleri şöyle sıralıyor. Bir askerin taktik gücü, bir matematikçinin kesinliği, bir sanatçının hayal gücü, bir şairin ilhamı, bir filozofun dinginliği ve güçlü bir zeka hem beyninizin sağ tarafını hem sol tarafını hem hesaplama becerilerini hem de sezgilerinizi, hayal gücünüzü Go oynarken kullanmanız gerekiyor. Bu kadar yoğun bir olasılık kümesiyle ancak bu şekilde mücadele edilebiliyor. Umarım siz de Go ile tanışırsınız. Bu anlamda bizden destek almak isterseniz, eğitimlerimize katılmak, soru sormak, kaynaklara ulaşmak isterseniz iletişim bilgilerimiz ve yakın zamanda bu konudaki Türkiye'deki e, gençleri ve aslında aynı zamanda yetişkinleri, velileri cezbedebilmek için bir kitabımız yayınlandı. Go 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 bir akıl, akıl oyunu hikayesi diye. Bu kitap bizim çeşitli etkinlikler düzenlediğimiz Balta Limanı'ndaki Japon bahçesinde gerçekleşiyor. Orada pandemide ara vermiş olsak da her yıl Japonya Başkonsolosluğu'yla öğrencilerimiz için Turnuvalar düzenliyoruz ve orada Go ile tanışan küçük bir çocuğun ya da genç arkadaşın diyelim hikayesi burada. E, bu kitabı da incelemek isterseniz bilginiz olsun. Yine bize nasıl ulaşabileceğinizi burada paylaşıyorum. Umarım hızlı ama bilgilendirici, keyifli bir sunum olmuştur. Sorularınızı dinlemekten memnuniyet duyarım eğer varsa. Değerli hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, çok güzel bilgiler oldu bunlar. Ee, i̇nceledikçe de gerçekten e, olasılıkları e, duyunca da e, işin esasında sonsuza yakın bir boyutu olduğunu düşünüyor insan bu oyunda. Ben satrançtan daha fazla e, olasılığı olan e, bir şey olduğunu e, gördüm açıkçası kendi adıma onu söyleyeyim. E, bu arada hocam öğrencilerimiz sizlere sorular sorabilirler, öğretmenlerimiz de sorabilirler. Hı hı. Ben aslında naçizane e, soruları alma aşamasını ben de sormak istiyorum hocam sizin de biraz e, bu konuya girişiniz goya e, başlangıcınız nasıl oldu bu hikayeyi de aslında birazcık merak ediyorum özetleyebilirseniz sevinirim. Evet. Üniversitede ben goya başladım yani bu bizi dinleyen birçok arkadaşımıza göre belki biraz daha şanssızdım çünkü ne kadar erken başlamış olsam hem kendimi geliştirmek hem de hayatında Go'nun daha fazla yer edilmesi için bir fırsat olurdu. Galatasaray Üniversitesi Go topluluğu vardı. Onların duyurularını gördüm. Onların tanıtımına katıldım. Go'yu öğrendim. Yani temel kurallarını öğrendim ama Go biraz sözlü geleneğin ürünü bir oyun. Tek bir oturuşta öğrenilemiyor. Orada başlangıcı yaptım. Daha sonra hem kendim internet üzerinden hem de Galatasaray Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve İstanbul Go oyuncularının içinde Buluşmalara katıldım, çeşitli etkinliklere katıldım, oyundan keyif aldım, kendimi zaman içinde geliştirdim, bir takım görevler aldım ama şu kısım çok önemli. Tabii burada Go'nun faydalarından, değerlerinden, liderlik becerileriyle ilişkisinden bahsettik ama ben bu faydalarını düşünerek bir Go oyuncusu olmadım aslında. Go'dan bir oyun olarak keyif aldığım için Go oyuncusu oldum en başında ve bu bahsettiğim kazanımların hepsi kendiliğinden aslında ortaya çıktı ya da bunların e, varlığından sonra da haberdar oldum hem deneyimleyerek hem de okuyarak araştırarak dolayısıyla oyuna ilgi duyan herkese e, oyundan keyif almalarını bunun bir oyun olduğunu unutmamalarını tabii ki bir kişisel gelişim aracı kendi geleceklerine karakterlerine yapmış oldukları bir yatırım olduğunu da bilebilirler bu niyetle de başlayabilirler ama nihayetinde bu bir oyun ve keyif almak en önemlisi o zaman zaten her şey kendiliğinden akıp gidiyor Mehmet hocam çok teşekkürler. Ee, bu arada kameranız kapalı gibi sanki hocam ya da internetten mi kaynaklı şey, acaba? Sunum, e, sunumu kapatayım onu Tabii sunumu... tabii ne olur hocam. Burada. Sunumdan çıkabiliriz hocam. Ekran paylaşımından çıkabiliriz. Evet şu an görüyor musunuz beni? Tekrardan evet hocam görüyorum. Hocam bir öğrencimizin sorusu var. İstanbul'da go kulüpleri var mı? Ee, nasıl? E oluyor e, kulüp çalışmaları diye bir sorusu var öğrencimizin. Yani Satranç'ta Türkiye Go Oyuncuları Derneği var. İstanbul Go Oyuncuları Derneği var. E, İstanbul Go Okulu var. Dernekler STK tarafında bu işi turnuvalarını organize eden, yurt dışına karşı Türkiye'yi temsil edecek oyuncuları seçen organizasyonlar. Ama Satranç'taki gibi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir federasyon yok şu an. Dolayısıyla e, Satranç'ın kurumsal eee detaylı yapısı Türkiye'de şu an Go'da kurulmuş değil. Daha bir amatör ruhla ilerliyor. Kulüp Kulüpleşme yok bildiğimiz anlamda ama takım turnuvaları, üniversiteler arası turnuvalar, Hacettepe, ODTÜ, İTÜ birçok önemli üniversitede etkinlikler hatta bazı üniversitelerde seçmeli dersler. Bunun haricinde bazı lokal kulüpler, bizim İstanbul Go Okulu gibi profesyonel bazı kurumlar bu alanda çalışıyorlar. Hem eğitimler veriyorlar hem turnuvalar düzenleniyor. Ama klasik spor kulüpleri gibi işte Galatasaray, Fenerbahçe ya da işte satranç kulüpleri gibi bir kulüp organizasyonu henüz Türkiye'de Go'da yok. Takım turnuvaları var ama. Anlıyorum hocam çok teşekkürler. Ee, yine bir öğrencimizin aslında güzel bir sorusu var. Ee, Uzak Doğu'da daha çok e, etkin olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da ve dünyada ne durumda diye bir sorusu var öğrencimizin. Yani uzak doğudaki derinliğine ve hem kültürel e, olarak yani uzak doğu kültürünün çok doğal bir parçası İşte eski bir kitabı açıyorsunuz içinde Go ile ilgili bir hikaye buluyorsunuz. Bir antikacıya gidiyorsunuz 200 yıl öncesinden kalma Go tahtası buluyorsunuz. İşte büyük babanızın dedesi belki e, Go oyuncusuydu. Yani bu anlamda kültürün, tarihin bir parçası olan coğrafyayla bu oyunu sonradan öğrenmiş bir kültür, bir coğrafya aynı derinliği tabii ki Yaşayamıyorlar ama Avrupa'da ve Amerika'da bilinirliği giderek artıyor oyunun. Yani bunu iki seviyede anlatabiliriz. Bir, oyunun varlığından haberdar olma. Yani oyunun varlığından çok daha geniş kitleler haberdar. İkincisi, oyunu öğrenmiş, belki çeşitli turnuvalara, etkinliklere katılmış, oyunu bilen kitleden bahsedebiliriz. Oyunu bilen kitle halen daha Batı dünyasında çok küçük ama çok özel niş bir kitle var. Mesela Batı'da özellikle üniversitelerin matematik fakültelerinde, çeşitli büyük şehirlerde, turnuvalarda bir araya geliyorlar. Bu da aslında çok önemli bir e, fırsat sunuyor Go oyuncularına. Dünyanın her yerinde her büyük şehrinde bir Go kulübü, bir Go turnuvası, bir Go etkinliği bulabiliyorlar ve yeni insanlarla tanışmak ve çok e, değerli insanlarla bir araya gelmek için aslında bir kimlik kartı gibi, bir kulüp üyeliği gibi bir e, anlamı oluyor. Yani nüfusa oranla yaygınlığı uzak doğudakiyle kıyaslanamaz ama böyle e, konsantre niş bir kitlesi var. Ve oyunun bilinirliği de, de eski oranla daha yaygın diyebilirim Batı dünyası için. Teşekkürler hocam. Yine e, aslında e, iki tane soru var. E, öncelikle açıkçası ben de bunu merak ediyordum. Go'da, e, uzak Doğu'da malum her şeyin bir seviyesi var. Siyah kuşak, var. beyaz kuşak. Burada e, iki dan üç dan, bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Seviyeler nasıl? Şu sunumumda var aslında çok uzun bir sunumum var benim ama tabi burada kısa bir tanışma yapıyoruz. Orada Go'daki geleneksel seviye sistemini anlatıyorum. Japonların geleneksel seviye sisteminde Go oynamaya başladığınızda 30 Q'sunuz. Q öğrenci demek bir Q'ya doğru yükseliyorsunuz sonra bir dan siyah kuşak oluyorsunuz ve 9 dana kadar yükselebiliyorsunuz. Dan seviyesi siyah kuşak usta oyuncu anlamına geliyor. Yani oyunu gerçekten bilen inceliklerine hakim olan oyuncu anlamına geliyor aslında uzak doğu dövüş sanatlarındaki kuşak sistemi ilk Go'da uygulanıyor. Bu Çin'deki bir kas sisteminden alınmış orijinalinde ilk olarak. Go'da Q ve Dan sistemi uygulanıyor. Mesela Aikido'da Q sistemi, Dan sistemi var. Ama o renkli kuşaklar Go'da yok, dövüş sanatlarında var. Dolayısıyla evet bizim karateden, Aikido'dan bildiğimiz Q'lar, danlar Go'da da var. Siyah kuşak da var ama renkli kuşaklar yok. Bu anlamda geleneksel bir seviye sistemi var. Ranking System in Go diye aradıklarında ya da Go'da seviye sistemi diye aradıklarında Türkçe kaynaklardan şu an emin olamadım ama İngilizce olarak çok rahat bir şekilde bulabilirler. Harika. Diğer soru, bu da açıkçası oldukça önemli. Go'da belirli bir seviyeye gelindiğinde okullar, özellikle yurt dışı okullarda burs var mı? Yani Go bursu var mı? Ya da Go oyuncularına özel avantajlar var mı? diye bir soru var. Yani Go özellikle akademik alanda ve iş dünyasında belli kesimlerin bildiği bir oyun. Özellikle çok spesifik olarak bir Go bursundan şu an için haberim yok. Uzak Doğu'yu saymıyorum. Uzak Doğu'da bildiğim kadarıyla ya en azından Go ile ilgili bir bölüme başvurduğunuzda ya da başka bir bölüme başvurduğunuzda bu bir avantaj yaratıyor. Batı tarafında ise bunun dikkate alındığını, CV'de önemli bir ayrıntı olduğunu biliyorum. Burada tabii o değerlendirmeyi yapan kitle çok önemli. Hani jüri de gerçekten Go oyununun değerinden, ağırlığından haberdar bir kişi ise burada biraz şans faktörü de var. Mutlaka çok öne çıkaran bir faktör oluyor ama özellikle Go bursu adı altında şu an için benim bir bilgim yok. Olursa paylaşım. Bu, bunu ben de araştırayım hatta. Güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Son olarak ben bir soru sorayım ve yayınımızı yavaş yavaş kapatalım Mehmet Bey. Tabii. Ee, burada şimdi e, siz birçok faaliyet yapıyorsunuz İstanbul Go Okulu olarak e, herhangi bir öğrencimiz e, sizinle temasa e, geçip süreci başlattığında e, nasıl ilerliyor e, ne, ne tarz etkinlikler e, onları bekliyor yeni dönemde şeyi e, tabii ki pandemi dönemini biraz es geçelim ama örneğin önümüzdeki sene nasıl bir programınız nasıl bir takviminiz evet. var? Buraya da biraz özetlerseniz sevinirim. Öğrencilerimiz nereden başlamalı bu işe? Bu da önemli bir aslında cevap olur sizin tarafınızda. Tabii. Yani biz pandemi döneminde görece şanslı bir gruptuk. Çünkü Go dijital ortamda uygulanabilirliği, satranç gibi hem eğitimi verilmesi hem de pratik yapması açısından uygun bir oyun. Biz pandemi öncesinde de online eğitimi yurt içinde, yurt dışında hem kendimiz eğitim almak için hem vermek için kullanıyorduk. Şu anda da online eğitimlere katılabilirler. Yani İstanbul Go Okulu'nun online eğitimlerine, başlangıç kurslarına katılabilirler. Kendileri araştırma yapıp kendileri çaba göstermek isterlerse benden yani iletişim bilgileri üzerinden İstanbul Go Okulu diye yazdıklarında bizim web sayfamızdan bize ulaşıp bilgi isteyebilirler. Bu Go'yu öğrenmek başlamak için sonrasında pandemi sonrasında hatta sırasında da olduğunu söyleyebiliriz turnuvalara katılabilirler. Türkiye'de hem üniversitelerde hem okullar arasında yani işte e, lise altı, lise seviyesi, üniversiteler arası ya da her yaştan herkese açık ya da sadece kadınlar turnuvası gibi çeşitli e, klasmanlarda turnuvalar düzenliyor. Onlara katılabilirler. Burada da bence değerli bir toplumun içine girmiş olurlar. Yurt dışında da birçok böyle etkinlik düzenleniyor. Biz Sırbistan'a ve Brüksel'e gitmiştik pandemiden önce öğrencilerimizle. Bunun yanında çeşitli piknikler, kamplar, et, e, etkinlikler, işte workshop'lar, atölyeler yapılabiliyor. Ve İstanbul'da Go oyuncuları serbest olarak bazı kafelerde buluşup Go da oynayabiliyorlar. Bu anlamda da pandemi sonrasında böyle sosyal bir ortamda da Go oynama fırsatı yakalayabilirler. Çok teşekkür ederim bu güzel bilgiler için. E, Mehmet Bey e, burada bırakmayalım. İnşallah e, aşıları olalım, yüz yüze gelelim. Sizi okulumuza tekrar misafir edelim. E, bu Go Kulübü öğrencimizle bahsetti Go Kulübü çalışmalarını okulumuzda da hız vermek istiyoruz açıkçası. E, öğrencilerimiz bu konuda ilgili olacaklardır. E, umarım etkinliklerle doğru yeni bir e, takvim yılı bizleri e, bekler. Öyle e, iyimser davranalım. Size de çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ben Bizden de çalışan, görüşen sizinle olan öğrencilerimiz var biliyoruz. Onlar da zaman zaman duyuruyoruz. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Buna da vesile oldular açıkçası. Sizinle tanışmamıza da bu süreçte aracı oldular. Ben okulum, kurumum, öğretmenlerim, şahsım, öğrencilerim adına teşekkür ediyorum size. Yüz yüze gelme sözünü de almış olayım ve yayınımızı burada birlikte kapatalım. Memnuniyetle. Eylül'den sonra olacak gibi duruyor. Umarım aktif yüz yüze bir sezonumuz olur yeni sezonumuz. Ben de teşekkür ederim beni davet ettiğiniz, e, Go'yu anlatma fırsatı verdiğiniz için. Tüm öğrencilere de selam gönderiyorum buradan öğretmenlerimize. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Görüşmek üzere programı kapatıyorum müsaadenizle. Tabii ki.